Herkese merhabalar efendim evet seçim öncesi bu son birkaç işlem günümüz kaldı ee, ve Borsa İstanbul'da yine baskı hareketi izliyoruz bu baskı hareketi bir alım fırsatı bunu konuşacağız değerlendireceğiz bugün gerçi ufak bir hatırlatmam var biliyorsunuz son zamanlarda her hafta halk arzlarımız devam ediyor ve Aysen Teran'ın da e, yine talep toplaması var 27-28-29 Mart'ta detayları e, zaten e, konsorsiyum lideri olduğu için hak yatırımı sitesinde de bulabilirsiniz o hatırlatma Ile başlayayım ve bugün böyle çok minik bir tepki vermeye çalışıyoruz tabi ama dün yine sert kayıplar vardı ee, bir kez daha borsa İstanbul bir önceki e, dibi olan en azından en yakın dibi olan 50 günlük ortalamadan destek bulmaya çalıştı hem dün hem bugün ama biraz zorlanıyoruz gibi Kayhan ne dersin e, bu düşüşler alım fırsatımı derken artık böyle e, borsa İstanbul'da hem kendi içinde hem de çevresinde ciddi rakiplerle de uğraşıyor yani e, bu 500 bas puanlık faiz artışı sonrası biraz e, tabii çarşı pazar da karıştı yani e, eğer faizler bu kadar yüksek kalacaksa e, sert bir rakibi var artık borsa İstanbul'a öyle değil mi? Ya tabii yani özellikle burada para piyasası fonlarında da e, iyi getirirler e, var yani faizin bir alternatif olduğunu söylemek çok yanlış e, olmaz daha bence seçili e, iyi hisselerde yani hala değerlemesini globallere göre ucuz işte sektör lideri iyi şirketlerde e, çok da ciddi bir düşüş olduğunu düşünürsek ben alım fırsatı e, sunacağını düşünüyorum. Ya yani şimdi tabii faiz artışını da e, iki bağlamda değerlendirmek lazım. Evet bir tanesi borsaya alternatif oluşturuyor ve risk, risksiz ciddi bir e, getiri fırsatı e, sunuyor ama e, faiz artışından da önce aslında piyasa bir miktar faiz acaba arttırılmayacak mı e, diye de düşüyordu. Çünkü önceki hikayeyi düşünürsek yani hala tabii hikaye tamamen değişti mi bilemiyoruz ama önceki hikaye şuydu. Bir şekilde mevcut faizlerde e, durdurulamayan bir üç tüketim sürekli e, öne çekiliyor. Lokallerin kurda artış beklentisi özellikle seçim sonunda olacak diye. E, lokallerden gelen ciddi bir e, döviz alımı azalan e, şey... TCMB rezervleri yani baktığımız zaman hala bir enflasyonist e, talep ve kontrol edilemeyen bir kurla e, gidiyorduk. Açıkçası bizim anlattığımız hikaye aslında burada bir şekilde önleyici tedbir alınmazsa bu sefer bunun en azından yabancı e, yatırımcıyı kaçırabilecek bir e, konu olduğuydu. Bence burada önümüzdeki dönemde aslında biraz belki geçtiğimiz programlarda Mustafa, Mustafa da bahsetmiştir. Biraz yerli ile yabancı tarafında... E, ayrışma olabilecek. Yani bugünkü baktığımız perspektiften e, bizim için veyahut da yabancı için konuşursak sonuçta bu yapılan şeyler kısa vadeli e, evet zorluklar yaratacak e, ekonominin bazı e, alanlarında iç tüketimde ama en nihayetinde Türkiye'yi bir fiyat istikrarına, finansal istikrara ve uzun dönemli düşük enflasyona kavuşturması için de e, yapılıyor bunlar. Ya uzun dönemli şirketleri değerlediğimizi e, düşünürsek yani Sonsuza kadar da faizler e, yüksek kalmayacak e, ön çıkayına gidersek hala iyi şirketlerde uzun vadeli e, değer var. Ya Ama bu dönemde özellikle daha paranın maliyetinin kısa vadeli çok yüksek olduğu düşünüldüğü zaman tabi hisse seçimi ekstradan e, önemli olacak ve tabi burada hani zamanlama yapmaya çalışmak da bence bir miktar önemli olacak. Yani mesela biz de aracı kurum olarak hani model portföyü belki daha dinamik. Nerede katalist görüyoruz kısa vadeli ona göre e, yönetmeye özen göstermek lazım. Çünkü eğer yani bir yerde bir 6 ay 5 ay kısa vadeli şey katalist e, görmüyorsanız ya oradaki işte fırsat e, maliyeti belki insanları pozisyon almaktan e, imtina e, ettirecek. Ya bu arada düşüşle de alakalı şimdi endeksteki düşüş bence görece yine sınırlı gözüküyor. Hep endekste bir e, mühendislik demeyeyim de yani hep bir dengeleyici e, unsur oluyor ama yani şirket spesifik e, düşüşlere baktığımız zaman da dalga boylarına baktığımız zaman e, çok yüksek. Bence yani buralardan iyi görülen e, şirketlerle alakalı. E, pozisyon almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani bir de tabii bence piyasa bazen makro çerçevede belli konuları çok yanlış değerlendirebiliyor. Yani mesela işte faiz artışı geldiği zaman bir anda GEO sektöründe korkunç bir e, satış oldu. Ama yani GEO sektöründe ne bileyim konut fiyatlarına duyarlı veya da çoğunluğu kira gelirinden oluşan şirketler şirketlerde e, ayrıştırılmıyor. Yani mesela bizim model portföyde ama torunlarda çok Ciddi makro temalı aslında çok da şeyi e, temeli olmayan bir satış olduğunu düşünüyorum. Bence hani böyle her şeyin tepe taklak aşağıya geldiği zamanlarda aslında e, yani gerçek değer hisselerinde e, yükseliş potansiyeli e, bulmak için de iyi bir dönem oluyor. Yani piyasa o an bakmadan e, hem satış var yine de tematik olarak bir şeyleri sattığı zaman orada bir değer e, görüyorsanız o bir alım fırsatı da e, teşkil ediyor diye düşünüyorum biraz yani bu çerçeveden değerlendiriyoruz hala biz e, model portföy e, hisselerinde reel kazanç e, yaratabileceğimizi düşünüyoruz ama tabii burada şeyi söylemek lazım yani mevduata e, göre de hisse yatırımıyla daha fazla e, risk a, alınıyor A noktasından e, B noktasına Hani mevduat versus hisse karşılaştırması yaptığı zaman her zaman daha yüksektirme tarafında olmak da mümkün e, değil. E, aslında söylediğin çok önemli. Şu an Borsa İstanbul'da e, böyle düşüş endeks bazında baktığımızda çok sınırda gibi görünüyor ama hisse baz, bazlı e, gördüğü tarihi zirvelerden yüzde yirmi, yüzde otuz yüzde kırk satış yemiş birçok şirket var. Bu şirketlere de diyorsun özelinde baktığımızda yaş kuru şu an Hepsi bir arada kaynıyor ama işte burada ne yapmak lazım o zaman ayıklama yapmak lazım öyle değil mi bu mini, mini krizi bir fırsata çevirmek için. Doğru mu? Çünkü çok sert e, kayıp yediğinde şöyle bir durum oluyor tabii yani hisse tepeden %30 düştüğünde oraya bir daha gitmesi için e, artık yüzde %30 çıkması yeterli olmuyor dolayısıyla e, bir önceki tepesine ulaşması için. O nedenle tabii portföylerde kayıp e, yerli yatırımcı da yüksek işin bir de bu tarafı var. E, dolayısıyla hani bu şirketleri ya da borsayı yeniden tarihi zirveye taşıyabilecek unsur ne? Yani ek bir para girişi ise bu para girişi yerliden mi yoksa seçim sonrası e, sıcak para kaynaklı mı olabilir? İşin bir de bu tarafı var. Yani para girmeden de bu iş olmuyor tabii. Ya tabii doğru yani aslında bunlar birbirine e, bağlı faktörler ama şuna katılıyorum. Yani burada işte bizim iyileşen makro tema artı e, özellikle belli blue chip hisselerde hala ucuz e, değerleme çerçevesinde... Yani yabancının geleceğini e, düşünüyoruz veya da tahmin ediyoruz. Burada bence yabancı gelişi tabii ki de burada bir de oyunu da var veya da para para girmesi e, gerekiyor. Çünkü burada hani e, işte yerli dinamiklerle gelebileceğimiz noktaya geldiğimize ben de e, kaniyim. Dolayısıyla e, burada eğer borsadaki itici gücün yabancı olacağını e, düşünüyoruz. Daha o yüzden de burada aslında kendi strateji raporumuzda da öne çıkardığımız e, konu tarihsel olarak yabancı e, payı yüksek ve sıkılaşma döngüsünden çok kötü etkilenmeyecek e, işte sektörlerin, şirketlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. İşte burada bankacılık, sigorta, holdingler, benim baktığım tarafta e, telekom şirketleri e, olumlu etkilenecektir diye e, tahmin ediyorum. Ya aslında tabii biz e, belli bir makro kırılmada e, yaşadık yani geçtiğimiz seçimlerden e, sonra. Yani daha önceki dönemde işte düşük faiz görece e, zayıf TL ile e, çok ciddi bir dönem geçirdi Türkiye. Ona göre de işte şirketlerin e, değerlemesi oldu. Şimdi bence birazcık daha farklı bir e, döneme giriyoruz. Yani TL ne daha... TL'nin reel olarak daha fazla yani, e, değer kazandığı, e, birazcık yani bu ucuz para kaynaklı işte işletme sermayesi yoğun veya da büyümesine çok ciddi önem atfedilen e, şirketlerin biraz geride kalacağı daha değer hisselerinin belki geçtiğimiz yıllarda globallerine göre Türkiye makro sahipliği çok ucuz kalmış hisselerin ee, öne çıkacağı bir döneme girdiğimiz e, kanaatindeyim. En, en nihayetinde Türkiye'de e, makro dinamikler anlamında bir paradigma e, değişikliği oldu. En azından e, faizler ve TL diye e, bakarsak e, bu duruma. Peki burada e, şimdi sektörel e, bir değişiklik yapmak lazım mı? Neden? Senin şimdi altını çizdiğin nokta önemli yüksek faiz ortamı hatta e, genel olarak baktığımızda birçok işte bu faiz ortamının e, yılın sonuna kadar e, uzayabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla e, burada e, şimdi ben sektör seçerken neye dikkat etmeliyim artık yatırımcı olarak portföyüm oluşuyor? Çünkü e, her dinamik içinde buluş, bulunduğumuz her konjonktür e, kendi sektörünü yaratıyor ve kendi sektörünü oluşturuyor bir nevi e, pozitif anlamda ya da negatif anlamda. Dolayısıyla e, burada şimdi yüksek faiz ortamında e, sektör seçerken hani elzem olan e, özellikle dikkat edilmesi gereken unsur ne sana göre? Ya aslında bu bu konuda bir değişiklik e, çok olmadı. Biz hala işte e, faiz as hassasiyeti e, düşük, işte iç talep hassasiyeti e, düşük, borçluluğu az işlerini devam ettirmesi için güçlü işletme şey yüksek işletme sermayesi ihtiyacı e, gerektirmeyen ya firmaların ön plana çıkacağını düşünüyoruz. İşte burada e, hala gıda parakende ondan sonra telekom e, şirketleri e, var bu temayı uyan model portföyümüzde ama tabii bir de tematik dışında İçsel olarak ucuz olduğunu e, düşündüğümüz firmalar da var. İşte burada Aytunç'un bir kısmı coverage'ına giriyor. Bahseder Tofaş var. Hı hı. E, TAV Hava Limanları e, var. Benim demin bahsettiğim şey işte yüksek kira getirisi ve yüksek NAV iskontosu nedeniyle Torunlar eee GEO var. Yani dolayısıyla e, tamamen makroya dayandırmıyoruz e, hisse seçimlerini ama dediğim gibi bence burada e, iç talepteki e, çok ciddi hassasiyeti olmaması ve düşük borçlukta olması en azından bilanço momentumu anlamında önümüzdeki bir sene önemli bir faktör olacak. Hatta burada şunu da söylemek lazım. Birazcık enflasyon muhasebesi bu paradigmayı değiştirdi. Yani tam olarak piyasa algısının da nasıl olduğunu tahmin edemiyorum ama mesela geçtiğimiz dönemlerde korkunç borç e, biriktirmiş. Bununla belli işte varlıklar edinmiş şirketler. Çok ciddi parasal e, kar yazıyorlar e, faaliyetlerinden. Yani ama şirketin o borçlu o varlığı almış olması tek başına bir faktör e, değil aslında bir işin vergisel tarafı var. Hem de o şirketin A noktasında o varlıklardan ne kadar e, kar elde ettiğini de değerlendirmek lazım. Yani varlığın olması e, tek başına bir e, anlam ifade etmiyor. Bir ek olarak da şunu da söylemek lazım tabii bizim kısa vadeli temamız bu ama özellikle enflasyon muhasebesi sonrası mesela bazı büyük döngüsel sanayi şirketleri de şu an piyasa defter değerlerinin altında işlem görüyorlar. Yani orada da e, bu Türkiye'deki konjonktüre de bağlı olabilir ama çoğunda global konjonktüre bağlı e, olacak. Yani oradaki toparlanma dinamiklerini de iyi takip etmek e, gerektiği kanaatindeyim. E, yani en nihayetinde eğer işte global kaynaklı tekrardan büyümelerin, marjların toparlandığı bir dönemde bu sanayi şirketleri e, yakalanırsa ve e, defter değerlerinde altında işlem e, görüyorlarsa. Oralarda da fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Yani nihayetinde hala e, tamam faiz kısa dönemli faiz yüksekliğinin getirdiği e, riskleri bir kenara koymakla beraber e, bizim borsamızın e, yani pahalı olduğunu e, söylemek ve hatta burada çok ciddi yükselme potansiyeli olan yerler olduğunu e, söylemek haksızlık olur. Peki e, o zaman senin az önce bıraktığın yerden ve altını çizdiğin sektörlerden birisi otomotiv tarafıyla devam edelim. E, Aytunç burada zaten gelen bilançolar üzerinden gerçi geçmiştik ama biraz beklentileri konuşalım istersen otomotiv tarafından. Olur tabii. Yani Doğuş otomotiv açıkladı aslında son hı hı. konuşmamızda. Yanlış hatırlamıyorsam bir tek onu konuşmadık. Evet Topaş'ta Ford'u konuşmuştuk zaten seninle. Hı. Aynen doğrudur. Ya Doğuş otomotivde tabii dördüncü çeyrekle ilgili pek bir detay paylaşmadılar. O yüzden sonuçları yorumlamak çok da kolay olmuyor. Ama o tarafta Guidance'a baktığımız zaman Guidance'da 700 bin pazar bekliyorlar. Biz yaklaşık 950 bin bekliyoruz. Onlar tabii toplam pazarı söylüyorlar. Ağır ticari vesaire de veriyorlar Ford gibi. Sadece hafif araç değil. Bizim hafif araç tarafında beklentimiz 900 bin civarı yoksa onu değiştirmedik. ben pazar tahmininin aşırı düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bu saatten sonra yani e, ya 700 bin lira gelmemiz için çok ciddi bir yavaşlama olması lazım. Özellikle de seçimden sonra veya hatta ikinci yarıda çok ciddi bir yavaşlama olması lazım. Yani ben benim şahsi görüşüm yani bu saatten sonra hafif araçta yani bu sene için 1 milyonun altına çok da koymamak lazım hatta belki de 1.1 1.2'leri düşünmek lazım artık hafif için konuşuyorum e, ağır ticari hariç dolayısıyla guidance çok düşüktü ama yani ben e, şirket o gün yani hisse pozitif açar diye yazdım çünkü temetü çok güçlü %13.7 verimi vardı o gün yanlış hatırlamıyorsam e, çok güçlü bir verim yani bu noktada hani piyasada biraz da artık şirketin bayağı ucuz olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum. Ya o tarafta bizim hedef fiyatımız 475 lira. Yanlış hatırlamıyorsam da Bloomberg ortalaması 300 küsürlerdeydi. Biz ya en yüksek hedef fiyattaydık. Zaten çok uzunca bir süredir. Ya ben Doğu Şutu tarafında hep ucuz olduğunu söylüyordum. Fakat kar momentumu olmadığı için, kar momentumu beklemediğimiz için 2024'te ben şirketi almayacağımı hani çok model portföyü almayacağımı Hı -hı. söylüyordum. Hala da arkasındayım. Bu arada şirketin performansı da çok iyi oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam Year to date, sanırım en iyi otocu o. Yani öyle olması lazım. Çok güçlü performanslı oldu aslında. Bir daha bakarım ama evet. oradan tam emin değilim şu anda. Ben de ee... öyle biliyorum ama sen konuşurken şimdi zaten vereceğim. <laughs> bir bir teyze ihtiyacı olan bir veri ama öyle olması lazım yani. Benim son baktığım bir hafta falan geride kalmış olabilir belki birkaç gün. Ama yani performans da... Yılbaşı itibariyle konuşuyoruz değil doğru, 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 mi? Doğru Yüzüme doğru. Yüzde Aynen ya bayağı güçlü performansı oldu aslında ama benim ya dediğim gibi karma momentumundan çok emin olmadığım için veya daha doğrusu karma momentumda aşağı yönlü bir seyir beklediğim için ben çok model portföy koymak istemedim. Hatta aslında Ford daha önceden model portföy değildi efendim. yüzde 49. Ah daha iyi performans olabilir tamam. bakma o zaman. Olabilir ama şöyle bir durum olabilir. Bence şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela e, bu ya yani bir ayda doğuş Otomotiv'de getiri %17 Ford'da 6. altı. Yani biz bunu mesela yılışı olarak değil de bu özelinde konuşuyorsak bu ayda e, çok ciddi ve inanılmaz Borsa İstanbul performansına karşısında çok ciddi bir getiri var. Borsanın yılbaşı itibariyle neredeyse getirisini bu ay getirmiş zaten Doğar. Evet. Ya o şeylere bakarken aklına yanlış kalmış olabilir. Bir gün bir hafta 3-5 işte yurtta vesaire yanlış bir veri kalmış olabilir aklında. Pardon. Ama ya güçlü bir performans da oldu ya dediğim gibi bizim orada tercih etmememizin sebebi kar momentumunda aşağı yönlü bir beklentimizin olmasıydı. Biz o yüzden madak portföye koymuyorduk. Orada daha dengeli tofaşın olacağını düşündük. Hani hem her ne kadar ciddi bir şekilde azalmış olsa da ihracat hala yapıyor. İç pazara e, ekspojörü de çok yüksek. Onun dışında tofaşın bir sürü katalizisi de var. işte Stellantis Otomotiv'in satın alımı yani portföye girdiği anlar ben değer yaratacağını e, düşünüyorum. Bir yandan da tabii yeni modelin yaratacağı heyecan olabilir. Özellikle de ihracat pazarlarında. Orada bir hafif ticari araç portföye girecek gibi gözüküyor 2025 yılında. Orada detayları da henüz paylaşmadılar. O yüzden bizim tercihimiz hala TOFAŞ. Ee, otomotiv tarafı bu şekilde aslında. Peki burada e, ulaştırma e, tarafında böyle çok kısa bir üzerinden geçelim. ya yani Şöyle ki aslında ulaştırma tarafında niye ısrarla hani konuşmak istiyorum çünkü çok yüksek e, endeks üzerinde etkisi dolayısıyla hani burada endeks beklentisi oluştururken ulaştırmayı da eski geçemiyoruz maalesef. Doğru ya ulaştırma da çok fikrimiz değişmedi. Hala TAV'ın en güvenli liman olduğunu düşünüyoruz o tarafta. Orada da hala katalistlerde devam ediyor sonuç olarak. İşte yeni yatırımları var Almatı'da, Antalya'da büyük yatırımlar var. Bunların dışında işte Kuwait'te bir yönetim sözleşmesi alınabilir. İşte Gürcistan'da bir yenileme olabilir. Bunlar yani Kuveyt ve Gürcistan günün sonunda model, e, modelimizde yok. Bunlar bir kataliz oluşturabilir. Medine tarafında orada yakın zamanda bir yatırım açıklandı. Bu yatırım aslında beklenen bir şeydi. Bu yatırıma girmeden önce de tav aslında Medine'deki e, pozisyonunu azaltmıştı. %26'lara çekmişti bir satış yapmıştı. Çünkü orada ciddi bir yatırım da olacaktı. E zaten hala hazırda Antalya Almaty vesaire var 2021 yılından da beri 3-4 yıldır ciddi bir capex cycle'ın yatırım yatırım döngüsünün içerisindeler. Ve net borç seviyesi her ne kadar kaldıraç oranı yani tavın kaldırabileceği bir noktada olsa da yani görece yüksek aslında. Yani geçmiş oranlara göre baktığımızda hmm. geçmişte daha 2.5-3 gibi ise şu an bir tık daha e, yüksek seviyelerde. E, ya yani çok yüksek bir seviyede değil tam o kaldırıcı kaldırabilecek seviyede elbette yani kar yaratma gücü nakit yaratma gücü yüksek olduğu için. Neyse ya o tarafta hala Tav'dayız. Ben e, şey noktasındayım ya bir noktada Pegasus'a geçme noktasındayım. Burada sadece hani dördüncü çeyrekte zaten hani e, bilet fiyatlarındaki performansı da gördük tabi. Orada bir yüksek baz etkisi de var dördüncü çeyrek 22'nin yarattığı. Fakat genel olarak bilet fiyatlarında bir daralma görüyoruz. Zaten kampanyaları da görüyordur e, yatırımcılarda. Hani orada ben uluslararası. Evet. evet yani hani o kampanyalarda aslında benim yaklaşık 6-7 aydır ya veya işte üçüncü çeyrekten beri tezimi destekler nitelikte hani malum biz aslında 3. çeyrek 23'ten bir hani bilet fiyatları daralacak daralıyor burada dikkat etmek lazım diye e, şey yapıyoruz hani tavı daha çok öne çıkartıyoruz ya bu en azından birinci çeyrek 24 ve ikinci çeyrek 24'te de devam edecek gibi gözüküyor burada biraz daha 3. çeyrek 24 düşünmek lazım orada ortam nasıl olur şey nasıl olur orada bilet fiyatları nasıl olur onu düşünmek lazım o 3. çeyrek 24'e dair iyimser bir bilet fiyatı beklentiniz varsa Pegasus'a düşünebilir elbette. Ee, ya biz şu an için tavdayız ama Pegasus'a değişimde aklımızın bir ucunda. Orada tabii hani değerlemelere bakacağız, bilet fiyatlarına bakacağız. Onun dışında bilet fiyatları dışında şeyi düşündüğümüz zaman, operasyonel performans düşündüğümüz zaman operasyonel performans çok güçlü. Yani Pegasus'un da doluluk oranları gayet iyi, uluslararası yolcular gayet iyi, yurt içinde de toparlanma var, keza aynı şey tav için de geçerli. Dolayısıyla yolcu performansında hiçbir sıkıntı yok. Hatta gayet güçlüler. Biz burada sadece bilet fiyatında biraz e, tereddütteyiz. Bir diğeri de personel maliyetleri tarafında. Personel maliyetleri tabii tavu da etkiliyor. Personel maliyetlerinin euro bazında veya dolar bazında Türk Hava Yolları için eee reel bazda artıyor olması ve hatta yani benim beklentim şey yani hepsinin için geçerli bu. Ben rekor birim personel gideri bekliyorum. Ha yani 24'te de 25'te de. E, şimdi tabii piyasada e, beklentileri ölçmek çok kolay değil böyle ince e, tahminlerde çünkü şey çoğu zaman göremiyorsun yani insanlar Jira'ya bittan etkar veya net borç tahminlerini paylaşıyorlar elbette ama hani ben bilette şöyle olacağını düşünüyorum işte yolcu da böyle personeli şöyle yakıtı böyle bekliyorum bu detayları paylaşan analist sayısı maalesef İki elin parmak tek elin parmaklarını çok geçmiyor maalesef. O yüzden e, piyasanın beklentisini okumak çok kolay değil burada diğer analistlerin beklentisini okumak çok kolay değil. Ama yani Pegasus'un Guidance'ının öngörüsünün aksine ben e, personel giderlerinin rekor bir seviyede olacağını düşünüyorum. Onlar güçlü olacağını söylüyorlar. Personel wage inflation işte maaş enflasyonundan bahsediyorlar. Onlar da hani şeyin zaten anlatıyorlar ama ben e, biraz daha karamsarım o tarafta personel gideri tarafında. Şirketlerden e, pek kendisinden. Peki Aytun şimdi e, bir de Medical Park'tan biraz bahsetmek Hı. istiyorum aslında e, senin çünkü araştırma kapsamında. E, dün e, zaten e, sen de açıklamayı yapmıştın temettü dağıtmayacağını açıkladı. Hı. Yani aslında bir temetü şirketi olmakla birlikte bir beklenti oluşmuştu aslında. E, biraz o yüzden bunun detayına da değinmek lazım diye düşünüyorum. Ne dersin? E şöyle ya e, Medikal Park'ta temettü beklentileri ne noktadaydı bilmiyorum. Şirketin herhangi bir öngörüsü yok. Ona bir Bloomberg'dan bakmam lazım. Ya da sadece Bloomberg değil cover eden diğer bir iki büyük kurumun da tahminlerine bakmak lazım. E, şirketin temettü tarafında hiçbir beklentisi yoktu. Hiçbir yönlendirmesi vesairesi yoktu. Dağıtacağız dağıtmayacağız. Yani Fırsat olursa bakarız şeyinde yerde. E, dolayısıyla hani... E, beklentilerin aksine gelen bir durum değil. Onu açıklamak lazım. Hani Ford'da veya Tofaş'ta yaratacak bir etki olmaması lazım. Hani bu temettü şirketi de değildi. Hiçbir zaman dağıtmadı halka arzdan bu yana. Benim burada temettü beklentim şahsi. Ya şu şekilde şirket çok iyi nakit yaratıyor. Performansı çok iyi. Borcu zaten yok aslında. Yani var tabii de. borcu yok denecek seviyelerde. Her şey çok iyi gidiyor. E şimdi geçmiş dönemlerde işte Medikal Park'ın As, agresif hastane satın aldığı dönemler zaten halk arz dönemi öncesi ya halk arz döneminden sonra da elbette agresif satın alımlar yaptılar ama biraz daha halk arz öncesindeydi o dönemler eskiden daha hızlı büyüyorlardı. Şimdi bir bakıyorsunuz önümüzdeki dönemde işte 3 yılda 4 hastane girecek gibi 24, 25, 26'da işte önümüzdeki 3 yılda 4 hastane girecek yanlış hatırlamıyorsam. Giren hastanelerde Büyük olacak. E tamam ama kaldıraç yok zaten. Hani şirket çok iyi yönetiyor bu bu işlerini. Evet. E, bu tarafı kaldıraç tarafını. Yani bence temettü dağıtmaya başlaması lazım. E, temettü dağıtabilecek potansiyelde güçteler. E, ama dağıtmadılar. Yani orada yapılacak çok bir yorum yok. Yani şirketin kendi o işte ne denir? Capital allocation e, kararı ben haf onu da söylemek lazım ya i̇şte capital allocation anlamında yani çok neredeyse şirketin %10'unu geri aldılar onu da hmm. sermayeden düşüyorlar. Tabii, aslında şeker öyle bir değer. Evet evet ikinci etapta da zaten doğru, doğru. geri alınmasının da belki biraz altını yani bu arada parayla geri yapan çok şirket var son zamanlarda. Ee, bir taraftan zaten şirketler bunun etkisini de bir kümülatifte konuşup oradan belki Medical Park üzerinde de bunu değerlendirmek doğru olabilir aslında. Ya yani geri, geri alım programı var. çok iyiydi kesinlikle ve ben ucuza da aldıklarını düşünüyorum ortalama fiyatlarının da gayet düşük olduğunu düşünüyorum bence çok iyi bir hareket yaptılar. Orada tabi %8.18 ne silecekler şey değil, piyasaya geri vermeyecekler ee, onu da hatırlatmakta fayda var yani temettü dağıtmıyor ama hani buyback yaparak ve Hı. buybackleri silerek e, hisse başına karını arttırıyor yani ucuzdan da aldığı için şirkete e, şey yatırımcılar çok ciddi bir değer e, yaratımı yapmış oldular. Ben sadece hani bunun yanına temettü de dağıtabilirdi çok güçlüler çünkü o konuda ya tabi. Ya ben çok negatif bir etki olacağını düşünmüyorum ben temetü açıklamamasının. Ya benim orada temetü tarafında bir e, beklentimin bir diğer sebebi de şu. Ya IPO raporlarını okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam zamanla bizim de yazdığımız hani benden önceki analist arkadaşlarım da yazdı o IPO raporu. Orada hani şirket tabii daha önceden e, Euro borçluydu, FX borçluydu. E, işte Ciro TL vesaire bir Orada bir borç problemi vardı net zarar yazıyordu daha e, eskiye bakanlar hatırlayacak. Ondan sonrasından TL'ye döndüler çok iyi bir oranda. Orada şeyden bahsediyor hani borçluluğu biraz düşürelim biz %20 e, dağıtma oranıyla e, temetü dağıtabiliriz gibi bir şey var. Hani bizim de eskiden beklentimiz o IPO zamanlarında ona da istinaden ben aslında %20 e, payout ratio koyuyorum. Yani tabii ama dediğim gibi çok negatif bir haber değildi o dağıtılmamış olması. Hı hı. Peki biz bilanço sonrası sonrası böyle çok detaylı konuşamadık ama e, bir bilanço da üzerinden geçelim istersen çünkü burada e, ben hani ak yatırım olarak dosyasını tavsiye eden olarak da 270 lira bir hedef fiyat görüyorum zaten bu da aşağı yukarı e, diğer kurumlarda bir konsans oluşturuyor hani e, hı hı. buralarda genelde hedef fiyat ve endeks üzeri getiri şimdi zaten e, mumla aranan olay bu işte Kayhan'la e, programın ilk başında konuştuğumuz yani burada faiz çok yüksek artık geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Hani al yetmiyor, endeks üzeri getiri lazım bazen <laughs> e, gibi bir durum var e, yatırımcılar için. Mesela bunlardan biri o zaman portföy koymak için medical Park olabilir mi? Çünkü anlattığın tüm koşullar şu an yüksek faiz ortamını da destekliyor. Bu arada yani borcunun olmaması tamam e, dediğin gibi temettü vermiyor ama buyback yapıyor, onda yakıyor. Evet. Bu da bir avantaj sağlıyor yatırımcıya. Her şey yolunda gibi görünüyor şu an. Ya doğru dördüncü çeyrekte çok güçlü sonuçlara çıkıldılar zaten. Fabrik marjında rekor bir seviyeye de ulaştık. Dördüncü çeyrekler içerisinde tabii. Ya tabii bunun e, sebebi geçici mi kalıcı mı? Ya 2023'te çok ciddi e, zamlar oldu. Hem su tarafında hem Türk Tabipler Birliği tarafında. E, enflasyonun oldukça üzerinde zamlar yapıldı. şirket de bunu rahat rahat yansıttı. Onun dışında tabii burada eczan maliyetlerinin artışı, ilaç maliyetlerinin, stok maliyetlerinin artışı e, ertelemeli bir şekilde geliyor malum. Oradan e, güzel bir e, marj elde ettiler. Bir de tabii enerji maliyetleri, su maliyetleri, doğalgaz maliyetleri bu utility. işte e, elektrik, su, doğalgaz buralardaki maliyet artışı da sınırlı olduğu için çok ciddi bir marj elde ettiler. Ben bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu tarafında şüpheciyim biraz. Hı. Şirket e, konferansında yani bu marjların aslında yani sürdürülebilir olduğundan bahsediyorlar. Hani yatay kalabilir marj, veya düşerse de 1 iki puan düşer hani bir puan bir marş kaybı olabilir diye bahsettiler. Ya ben çok o noktada değilim şu anda. Biraz daha üzerine düşünmem lazım. Çünkü dediğim gibi hep mi enflasyonun üstünde bir fiyat zammı olacak? Hep mi işte elektrik, su, doğalgaz fiyatları böyle geriden gelecek? Hep mi işte personel maliyetleri. olması noktasına değil mi çekincen var? Ya biraz maliyetler normalleşir diye düşünüyordum ben. O yüzden daha normal bir marj koyuyordum. 23 küçük evitte marj koyuyordum. Böyle 26-27'ler bana biraz yüksek geliyor şu anda. Bunun üzerine biraz daha düşünmem lazım. Ee, bir bakayım oralara dediğim gibi. Yani ama onun dışında onların dediği gibi olacaksa işte yüzde beş onluk bir reel büyüme ve marjların yatay olacağı yüksek seviyede gerçekten ciddi işte bir e, yukarı potansiyelle çıkabilir. Medikal Park'ta. Yani Medikal park şu an taşıyabilir e, yatırımcılar. Hmm. Orada tabii şeye dikkat etmek lazım. Buyback programı 25 Mayıs'ta bitiyor diye hatırlıyorum. Mayıs'ın sonunda. Hmm. Buyback programı bittikten sonra içerideki private equity hisse satışı yapabilir. Hmm. Bu risk var. Yani piyasaya ekstra hisse gelebilir sonuç olarak. O kısa vadeli de olsa bir e, hisse fiyatı üzerinde bir baskı yaratabilir. Oraya dikkat etmekte fayda var. Onun dışında temel olarak şirkete hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Hmm. Aytun'u çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Kayhan de ağzına sağlık. E, efendim biz bugün programımızın sonuna geldik. E, tabii şartlar ve koşullar biraz daha piyasa piyasada. Beklenti olarak da seçim sonrası daha nefes alacağı için önümüzdeki hafta yine sizlerle olacağız. Şarjamba e, günü ve e, endekste kaldığımız yerden hem sektörleri hem de son fiyatlamaları yorumda bir özen göstereceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>